NET Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Iğdır'dan Ankara'ya gitmekte olan yolcu otobüsü Üzülme ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 6'sı ağır, 32 kişi yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan'a getirilerek tedavi altına alındı. 34 yolcusuyla Iğdır'dan hareket ederek Ankara'ya gitmekte olan yolcu otobüsü gece saat 0:15 sularında Erzincan'ın Üzülme ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 6'sı ağır, 32 kişi yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşanırken olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD arama kurtarma ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar otobüsten kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine de giderek yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 12-18 Mart aralığında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Erzincan'da vaka oranı 100 bin kişide 115.86 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından 12-18 Mart aralığında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Erzincan'da vaka oranı 100 bin kişide 115.86 olarak kayıtlara geçti. Vaka oranlarında önceki haftalara göre azalma oldu. Bakanlığın açıkladığı verilere göre vaka oranları çevre iller olan Sivas'ta 120.89, Erzurum'da 36.46, Tunceli'de 273.78, Bingöl'de 38.50, Bayburt'ta 58.79, Gümüşhane'de 89.26, Malatya'da 67.39 ve Elazığ'da 115.46 oldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan huzurlu sokaklar ve düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan huzurlu sokaklar ve düzensiz göçle mücadele kapsamında sorumluluk sahalarında denetim çalışması yapıldı. Türkiye genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet edilen bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında emniyet personellerince denetim uygulaması yapıldı. Uygulamada sahte pasaport, sahte form ve izin belgeleri, suç aletleri tespiti, uyuşturucu ve benzeri durumların kontrolü ve tespiti yapıldı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı temaslarda bulunmak ve toplantılara katılmak üzere gittiği Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Aksun, Ersiyat üyeleriyle görüşerek istişarede bulundu. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı temaslarda bulunmak ve toplantılara katılmak üzere gittiği Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Ersiyat'ı ziyaret etti. Başkan Aksun, Ersiyat üyeleriyle görüşerek istişarede bulundu. Antalya Erzincan Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa İlhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aksun, Erzincan'da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uzun bir süre hemşerileriyle sohbet eden Başkan Aksun, Antalya'da yaşayan Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları'nın fikir ve taleplerini dinledi. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen haftalık sohbet programları devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi doktor öğretim üyelerinden Yusuf Babür oldu. Babür programda Erzincan'da Mevlevilik ve Mevleviliğin gelişimi hakkında sunum yaptı. Mevlevilik ve Erzincan'dan bahsedeceğiz dedi. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen haftalık sohbet programları devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Babür oldu. Daha iyi anlaşılacağı için işi biraz baştan aldık. Yani Bahaettin Veled kimdir, ana kaynakları da buraya nasıl gelmiştir gibi bir iki farklı da şey var.
Babür programda Erzincan'da Mevlevilik ve Mevleviliğin gelişimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Erzincan İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki programa çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı. Erzincan'da Mevleviliğin gelişimi ve Bahattin Veled'in Belh'ten yola çıkarak Erzincan'a gelişi ve Mevleviliğin temellerinin atıldığı o tarihten sonra Erzincan'da Mevlevi hanelerin kurulmaya başlandığını ifade eden Doktor Öğretim Görevlisi Yusuf Babür, Bahattin Veled'in çalışma yöntemlerini anlattı. Program sonunda Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'in müşterek imzaladığı teşekkür belgesini Doçent Doktor Necdet Tozlu, Doktor Öğretim Görevlisi Yusuf Babür'e verdi. Kitap okumanın ve kütüphanenin önemini ifade etmek amacıyla kutlanan Kütüphane Haftası kutlamaları bu yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlenecek. Kitap okumanın ve kütüphanenin önemini ifade etmek ve kütüphaneciliğin sorunlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla kutlanan Kütüphane Haftası kutlamaları bu yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'de ilk olarak 1964 yılı Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan kutlamalar birçok mesleki sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikleri barındırıyor. Bu yıl 58.'si düzenlenecek olan Kütüphane Haftası'nda kütüphanelerde, okullarda ve aynı zamanda aynı amacı taşıyan tüm kurumlarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevkini, sevgisini ve alışkanlığını kazandırması açısından bilgi kaynaklı etkinlikler, geziler ve hizmetler yapılıyor. Kütüphanenin ve kütüphaneciliğin tanıtımında önemli bir rol oynayan Kütüphane Haftası, bilgiyle ilerleyen çağda bilime ulaşmanın en sağlam yolu olarak tercih nedenlerinden biri oluyor. Son günlerde Erzincan'ın da içinde bulunduğu fay hattında hafif şiddetli depremler meydana geliyor. Son olarak Kemah'ta meydana gelen 3.6 şiddetindeki depremin ardından yine Kemah'ta 2.4, Refaiye'de 2.2 ve İliç'te 1.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Son günlerde bölgede fay hattında oluşan hareketlilikle Erzurum, Erzincan, Bingöl, Sivas, Malatya gibi çeşitli illerde farklı şiddetlerde depremler yaşanıyor. Kemah'ta meydana gelen 3.6 şiddetindeki depremin ardından Kemah'ta 2.4, Refaiye'de 2.2 ve İliç'te 1.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kemah'taki 2.4'lük deprem Kemah'ın Çalıklar mevkiinde meydana geldi. Depremlerin derinlikleri yer yüzeyine yakın mesafede gerçekleşiyor. Yakın ve uzak tarihi mirasını günümüze kadar taşıyan Kemah ilçesi Kerer Köyü, tarihi dönemlerini temsil eden eserlerini bir araya getirerek Kemah'ın tek kültür müzesi olan Kerer Köyü Hulis Müzesi'ni ziyaretçilere açtı. Yakın ve uzak tarihi mirasını günümüze kadar taşıyan Kemah ilçesi Kerer Köyü, tarihi dönemlerini temsil eden eserlerini bir araya getirerek Kemah'ın tek kültür müzesi olan Kerer Köyü Hulis Müzesi'ni ziyaretçilere açtı. Köyün eski adı 1836 yıllarında kayıtlarda Kerer olarak geçmekte. Ermenice taşlar anlamına gelen köyün adı 1882 yılında Kerar adıyla Refaiye ilçesine ait 19 köyden biriydi. Erzincan'a 76 kilometre, Kemah merkeze 26 kilometre mesafede olan
olan köy, gelenek görenekleriyle, kültürel varlıklarıyla, doğal güzellikleri ve çağdaş yerleşim özelliklerini günümüze kadar sürdürüyor. Kerer Köyü sakinleri geçmişten günümüze kadar yaşanan savaşlar, göçler, kıtlıklar, hastalıklar ve tarihi birçok olaylar ardından itinayla koruyup sakladığı eski eserlerini geleceğe taşımak amacıyla bir müze haline dönüştürerek ziyaretçilerine tanıttı. Müzede geçmiş tarihten izleri taşıyan eserler bulunduğu gibi yakın tarihte modern çağa kapılarını açan bir köy olduğunu gösteren eserlerinde bulunması da köy hakkında birçok fikir edinmemizi sağlıyor. Müzede birden çok buğday öğütme taşı, taştan yapılma hayvan su yalakları, marangozluk, demircilik, terzilik malzemeleri, eski tartı ölçü aletleri, minyatür eserler, sandık ve giysiler, yakın tarihte kullanılan eski telefonlar gibi tarihi eser niteliğindeki eserler sergileniyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen okul sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Ergan Dağı kayak tesislerinde yapıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen okul sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Ergan Dağı'nda yapıldı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Erzurum, Kayseri ve Erzincan'dan 26 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı kategoride yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları verildi. Şampiyonada küçük kızlarda Ayşe Esen, gençlerde ise Ela Özdemir birinci oldu. Ayrıca erkekler kategorisinde dereceye giren Yıldızlar müsabakasında Semih Anıl, küçüklerde Mehmet Akif Emeç, gençler B kategorisinde Ferhat Yağbasan ve gençler A kategorisinde Halil Kömür birincilik elde etti. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 1-14, Erzurum -9-6, Sivas -1-11, Gümüşhane -3-11, Bayburt -6-8, Giresun -5-16, Elazığ -2-14, Tunceli -2-14, Bingöl -1-13, Malatya -3-14, Yozgat -2-12, Amasya -1-20, Kars -13, Van -4-9, Ağrı -9-9 derece. Şimdi de Erzincan ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri aktarıyoruz. Dolar 14.84, Euro 16.30, 22 ayar altın 880 lira, tam altın 6.160 lira, yarım altın 3.080 lira, çeyrek altın ise 1.540 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.